Evet, devam ediyor gün ortası. İç siyasete bir pencere açıyoruz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü bizlerle birlikte Skype bağlantısı üzerinden kendisiyle konuşacağız ve değerlendireceğiz. Sayın Üsküplü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki gelişmeyle başlayalım. Sıcak bir başlık. Birkaç zamandır konuşuyorduk, sizinle de değerlendiriyorduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 kişinin terörle iltisaklı olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanmıştı. Sonrasında bir soruşturma, şimdi bir teftiş söz konusu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Burada aslında seçimlerde, 2019 seçimlerinde HDP ile yapılan ittifakın ortaya dökülmesidir bu durum. HDP ile ittifak yapmak, PKK ile ittifak yapmak demektir. FETÖ ile ittifak yapmak demektir. Dolayısıyla şu anda bu İçişleri Bakanlığımızın tespit ettiği ve haklarında soruşturma başlattığı terörle iltisaplı şahıslar aslında İmamoğlu'nun ödediği diyettir. İmamoğlu burada HDP ile ittifak yapmış olmanın, seçimlerde HDP'nin desteğiyle seçimlere girmiş olmanın diyetini ödemekte. Tabii ki burada inşallah biliyorsunuz daha önce de görüşülmüştü. Soruşturma yeni başladı. 557 kişiden bahsediyoruz ama bunun sayının çok daha artabileceği de söz konusu. Çünkü henüz sadece işe alınan 33 bin kişinin 14 bin kişisiyle ilgili bilgi intikal etti demişti Sayın İçişleri Bakanı bu açıklamayı yaparken. Sayının daha da artabileceğini değerlendiriyorlar. Bir yandan tutuklamalar da başladı ve bu işe almalar konusunda hangi derneklerin, hangi araçların kullanıldığı da ortaya dökülüyor. Örneğin Diyader ismi öne çıktı geçtiğimiz günlerde. Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği isimli dernek. Doğrudan Abdullah Öcalan'ın, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan bir dernek. Ve bu derneğin içerisinde dağdan inen insanlar da var. Mehmetçiğimize karşı kurşun sıkan teröristler de var. Bu derneği referansıyla almaların gerçekleştiğini görüyoruz. Sonuçta tabii soruşturma yürümektedir. Burada İçişleri Bakanlığımızın en doğru şekilde soruşturmayı yürüteceğine ve terörle ilişkili kişilerin ortaya döküleceğine eminiz. Fakat ortaya çıkan siyasi tablo tabii çok önemli. Peş peşe gelen açıklamalar var Sayın Üsküplü. İstiyorsanız ben bu açıklamaları size aktarayım, onun üzerinden konuşalım, olur mu? Hem İçişleri tabii. Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen açıklamalar, hem muhalefet kanadından gelen açıklamalar var, hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan gelen açıklamalar var. Sayın Soylu şöyle dedi, bunun belediyelerle ilgili değil, güvenlik meselesi olduğunu belirtti. Sayın İmamoğlu da güvenlik kontrolünü biz zaten yapıyoruz. Burada bir güvenlik açığı varsa Adalet Bakanlığı ile ilgili, Adalet Bakanlığı'na soruşturma açılsın o zaman, biz temiz kağıdı aldık. Yapılan açıklamalar gündemi değiştirmektir diyor. Sayın Meral Akşener de siyasi hamle dedi. Siz siyasete yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz ki bugün Vatan Partisi de bir basın açıklaması yaptı efendim? Bakınız yine aynı tablo ortaya çıkıyor. Kendilerine Millet İttifakı diyen bu ittifak her noktada, her konuda uzlaşıyor ve bir araya geliyorlar. Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'in çıkıp da PKK'ya karşı girişilen bir operasyonda kendini cansiperhane ortaya atması da bunun bir göstergesi. İçişleri Bakanlığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisine yuvalanmış, orada kadro haline gelen PKK'lı ile irtisaplı kişilere karşı bir operasyon yapıyor ve kendisine milliyetçi diyen Meral Akşener ortaya çıkıyor. Bu bile önemli bir göstergedir. Ne olması gerekirdi, ne beklerdik burada? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İçişleri Bakanlığı ile biz işbirliğine hazırız. İçimizde varsa eğer terörle irtisaplı şahısların derhal görevlerine son verilmesi veya haklarında işlem başlatılması için elimizdeki bütün bilgiyi paylaşmaya hazırız demesi gerekirdi, değil mi? Oysa bunu yapmıyorlar. Dün Sayın İmamoğlu Ankara'ya geliyor. Diğer 10 Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber yaptığı açıklamada tamamen İçişleri Bakanlığı'nı hedef alıyor. Tamamen Adalet Bakanlığı'nı hedef alıyorlar. Soruşturması gereken bir kurum varsa Adalet Bakanlığı'dır diyorlar. İçişleri Bakanlığı istifa etmelidir diyorlar. Aynı saldırı var. Bakınız bugün Sayın İçişleri Bakanı'na nereden saldırı geliyor diye bakıyorsunuz. FETÖ'den ve PKK'dan Sayın İçişleri Bakanı'na karşı yoğun bir saldırı var. Bunu her noktada görüyoruz. Yine Adalet Bakanlığımıza karşı yoğun bir psikolojik savaş yürütülüyor. Ve Sayın İmamoğlu'nun da bu psikolojik savaşa dahil olduğunu, Adalet Bakanlığı'nı ve İçişleri Bakanlığı'nın hedef aldığını görüyoruz. Sayın Meral Akşener'in açıklamaları biraz önce söylediğim gibi, o hele iyice artık şeydir burada, iyice ortaya çıkarmakta durumu. PKK'ya karşı yapılan bir operasyonu bile bir siyasi hamledir diyerek aslında PKK'ların üzerine gidilmesini engellemeye çalışıyor. Evet.
Sayın Meral Akşener. Evet, şimdi... Tabloya bakıyoruz. Tablo, siyasi tablo aslında Yeşim Hanım. Geçtiğimiz yıllarda, son 3 yıldır, 4 yıldır gördüğümüz bu Millet İttifakı'nın siyasi tablosuna da birebir oturuyor. Bir taraftan temaslar da var, onu soracağım ama şimdi nihayetinde baylok kullanan, TSK'dan ihraç edilmiş kişilerden PKK'lının bir polisimizde şehit edilmesi olayına karıştığı kişilerden bahsediyoruz. Yani bu tartışma nereye evrilir? Bunu merak ediyorum. Bir de kayyum atama konusuna gelir mi? Ki açıklamalar geldi ama bir de sizden dinleyelim. Kayyum atanması diye bir şey söz konusu değil tabii şu anda. Öyle bir tartışma da yok. Bunu siyasi bir söylem haline getirmeye çalışıyorlar. Kayyum atılması, belediye başkanlığının görevden alınması. Orada da aslında ne yapılmaya çalışılıyor? Hatırlarsak Sayın İmamoğlu göreve geldiğinin daha 3. 4. ayında hemen Güneydoğu Anadolu'ya gitmiş. Orada Diyarbakır'a hatta ziyaret etmişti HDP'li belediye başkanını ve oradaki HDP görevden alınan belediyelere açıkçası göğsünü siper etmişti. Aynı gemideyiz açıklamasını yapmıştı. Aynı tablo yaratılmaya çalışılmak gün. PKK'ya karşı mücadele edildiği anda hemen bize de kayyum mu atayacaksınız, gelin bize de kayyum atayın diyerek Güneydoğu Anadolu'da görevden alınan o PKK belediyelerini de aslında savunmuş oluyorlar. Aynı kefeye koyarak bu durum. Şöyle diyordu İmamoğlu, ben hatırlıyorum o açıklamasını net olarak. Kim terörist? Kime terörist diyorsunuz siz? Bu anlattığınız ispat ister diyordu. Biz aynı gemideyiz diyordu. Şimdi yine yaptığı diğer açıklamalara bakıyorsunuz. PKK, açıkça PKK'yı savunan Demirtaş'ın siyasi çizgisini beğeniyorum açıklamaları yapmıştı. Daha sonra bizim seçimleri kazanmamızda HDP'nin büyük bir şeyi desteği olmuştur açıklamalarını yapmıştı. Bu açıklamaların karşılığının ödendiğini görüyoruz şu anda. Bugün verilen bir diyettir. HDP'nin oylarıyla, HDP'nin desteğiyle iktidara gelen İmamoğlu bugün HDP'ye, PKK'ya karşı diyetini ödemektedir. Evet. Peki bundan sonraki süreçte CHP'nin adımı ne olur? Nasıl bir karşılık verir? Evet, açıklamaları görüyoruz. CHP'nin merkez yönetimi, CHP'nin üst yönetimi maalesef tamamıyla bu Amerikan planlarına teslim olmuş durumda. Adım adım sanki bir HDP bileşeni gibi hareket etmeye başlıyorlar. Hatırlarsanız bundan 1-2 yıl önce HDP ile yan yana görünmemeye çalışırlardı. Biz HDP ile ittifak içerisinde değiliz. Millet İttifakı'nın içerisinde HDP yok derlerdi. Fakat adım 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 bu HDP ile ittifakı meşrulaştırmaya çalışan bir çizgi içerisindeler. Dolayısıyla bundan sonra da bizim beklentimiz CHP merkez yönetiminin, CHP üst yönetiminin burada yine uzlaşmaz bir tutum izleyeceğini, yine burada hükümeti hedef alan, devleti hedef alan, İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan olumsuz bir tutum izleyeceğini görüyoruz, biliyoruz. Zaten bunu CHP'nin sözcülerinin yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz. Böyle bir soruşturma başlamışken, ortada deliller varken, rakamlar ortaya dökülmüşken çıkıp da bunun üzerine gidelim, terörün üzerine gidelim açıklaması yapacaklarına hükümeti hedef alan, İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan açıklamalarda bunu net olarak göstermektedir. Şimdi Sayın Üsküplü dediniz ki 2 yıl önce konuşuyorduk. HDP ile yan yana durmuyordu CHP. Ki biz çok kez bu kapılar ardında olan görüşmeleri de gündeme getirdik. Hatta eleştiri de almıştık ki sonrasında değil mi birçok partiden, İYİ Parti'den özellikle istifalar da gelmişti. Ama sonrasında Sayın Buldan'dan bir açıklama geldi. Pervin Buldan dedi ki ya artık kapalı kapılar ardında değil, şeffaf olarak biz yan yana geleceğiz dedi. Aslında biz bir taraftan bunu mu görüyoruz? Niye soruyorum? Geçtiğimiz hafta HDP Saadet Partisi bir görüşme gerçekleştirdi. Dün yine görüşmeler vardı. Gelecek Partisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Temas trafiği devam ediyor. Bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Deva Partisi lideriyle bir araya gelinecek. Şu anda belki toplantı bitmiştir. Tam olarak bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama bu görüşme trafiğini böyle bir zamanda ve ardından gelen erken seçim çağrıları da var haliyle. Sık sık tekrarlanıyor. Dün de tekrarlandı bu çağrılar. Siz nereye koyarsınız? Bu görüntüleri hatırlıyoruz, Saadet Partisi ile görüşme görüntülerini. Son derece samimi, yüzler gülüyor, böyle son derece dostane bir görüşme yaptılar. Ve görüşmenin sonunda Saadet Partisi'nin genel başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bir açıklama yaptı. Biz dedi farklı görüşlerde olabiliriz ancak Millet İttifakı'nın sistemi değiştirmek dışında şu anda ortak bir politikası yoktu. Bakın kendisi aslında bir itiraftır burada yaptığı. Millet İttifakı'nın sistemi değiştirmek dışında bir ortak politikası yok diyor. Bu aslında bu Millet İttifakı bir iktidar projesidir. Biz bunu daha önce de defalarca anlattık. Amerika'nın strateji belgelerine de yansıdı bu. Amerikan Başkanı da bunu ifade etti, itiraf etti televizyonlarda. Amerika'nın hedefi Türkiye hükümetini devirip yerine
Amerikancı bir hükümet kurmaktır. Hı hı. Şöyle bir ifade kullanıyorlardı Rand raporunda. Dindar muhafazakarların, liberallerin ve Kürtlerin koalisyonunu Özal'ın Anavatan Partisi'nde yaptığı gibi bir araya getirecek bir başka siyasi lider veya partinin ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusu çok önemlidir diyor. Bakınız burada derken tabii ki Kürt halkımızı, Kürt vatandaşlarımızı değil, PKK yandaşlarını, burada bölücülük yapanları kastediyor Amerika. Dindar muhafazakarları, liberalleri ve Kürtçüleri bir araya getireceğiz diyor. Bunların politikası budur. Dolayısıyla HDP'nin Saadet Partisi ile bir araya gelmesi, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez yönetiminin burada olması şaşırtıcı değil. Bir liderden bahsediyorlardı, bunu birleştirebilecek bir liderden. Bu liderin de aslında kim olduğunu yine aynı Rant raporunda görüyorduk. Şunu söylüyordu o rapor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı olarak kapsayıcı politikaları ve kararlı zaferi 2023 seçimlerinde onu Erdoğan'ın en zorlu rakibi olarak öne çıkardı. Burada da Amerika tercihini daha 2020 yılından, bundan 1,5 sene, 2 sene kadar önce Amerika'nın tercihini yaptığını görüyoruz. Amerika burada Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti. İmamoğlu'nun evet. O tarihten bu tarihe kadar Amerikan dergilerinde, gazetelerinde manşetlere taşınması, çıkartılması, İmamoğlu'na kesinlikle toz kondurulmaması, onunla ilgili en ufak bir durum ortaya çıktığında hemen başta Meral Akşener olmak üzere sözde muhalefet partilerinin ortaya atılması da boşuna değil. Hatırlarsanız Sayın Meral Akşener İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Gidip de üç kere farklı açıklama, destek açıklaması gördük biz Sayın Akşener'den. Tabii çok açık. Bugün de can siperhane üzerindedir bunun. Demek ki Amerika'nın iktidar planı bunları birleştiriyor. HDP'nin PKK olduğu o kadar açıktır ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Diyarbakır Gençlik Kongresi yapıldı. Orada evet, PKK konuşacağız o başlığı da ama bu başlığı evet. Bir tamamlayalım. Şunu sormak istiyorum. Hani Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz Sayın Üsküplü ama bir taraftan da Sayın Kılıçdaroğlu bu adaylığı pek desteklemiyor gibi. Yani benim belediye başkanlarım görevlerini yapsınlar diyor. Görevlerinin başında dursunlar. Biz halka ne anlatacağız diyor bu başkanlıklarla ilgili bundan sonraki süreçte. Nasıl olacak peki? Yani Kılıçdaroğlu'na rağmen, Sayın İmamoğlu o zaman raporlara rağmen oldu. Aday olur mu? Amerika'ya rağmen. Bunu, bakınız ben bir şey söyleyeyim burada. Millet İttifakı'nın adayını ne CHP, ne İYİ Parti, ne başka bir parti belirler. Millet İttifakı'nın adayını Amerika Birleşik Devletleri belirleyecektir. Millet İttifakı'nın adayını Amerikan Derin Devleti belirler. Biden belirler. Burada bir yarış var. Fakat yarışa bakınız. Aslında kim daha Amerikancı yarışı yapılmak? Türkiye'de dolar düşüyor. Bunların televizyon programlarına bakıyorsunuz. Çıktıkları televizyon kanallarına bakıyorsunuz. Doların düşmesini adeta bir cenaze evinde gibi karşılıyorlar. Hepsinin yüzleri düşüyor, moralleri düşüyor. Dolar düşerken İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı çıkıp millete dolar alın. Aman ne kadar paranız varsa dolara koyun diyerek milletin tekrar zarar etmesine neden oluyor ve hakkında soruşturma başlatılıyor. Türk milletinin karşısındalar artık her noktada. Ekonomik olarak milletimizin karşısındalar, PKK'ya karşı mücadelede milletimizin karşısındalar, FETÖ'ye karşı mücadelede milletimizin karşısındalar. Belli ki artık bunlar iktidarı milletten beklemiyorlar. Evet. Ben artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez yönetiminin ya da İYİ Parti'nin merkez yönetiminin, Meral Akşener'lerin Türk milletinden iktidar beklediğini zannetmiyorum. Bütün bu politikalar milletimiz nezdinde kuvvet kaybetmelerine, itibar kaybetmelerine, oy kaybetmelerine yol açıyor. Ancak bütün bu politikalarla aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi bir adaylık savaşı içerisindeler. Amerika kimi işaret edecek? Amerika Birleşik Devletleri kimi aday gösterecek? Yani aslında aralarında en Amerikancı kim yarışı devam ediyor bugün. En Amerikancı kimse o kazanacak diye görüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada yarışı bırakmak istemediğini anlıyoruz. Kılıçdaroğlu defalarca eğer ittifak kabul ederse adayım açıklamaları yapmaya başladı. O da bu yarışın içerisinde bir noktada olmak istiyor belli ki. Fakat burada çok açıktır. Bunu belirleyecek olan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve adım adım bu nihai kararı Amerika olduğu, Birleşik Devletleri verecek. Tabii kesinlikle adaylarını bunların Amerika Birleşik Devletleri belirleyecektir. Fakat hüsranla sonuçlanacak kim olursa olsun. Şimdiden söyleyelim. Amerika'nın belirlediği adaylarla Türkiye'de seçim kazanmaları mümkün değildir. Peki. Şimdi MDP'li yine devam edelim. Hem temas trafiği diyoruz, bir taraftan açıklamalar, erken seçim çağrıları defaatle yayınlanıyor, belirtiliyor. Şimdi bir de bu kongre meselesi var. Sizle daha önce sohbet ettiğimizde değil mi Sayın Üsküplü, İstanbul Kongresi'nde PKK sloganları evet. Atıldı. Terörist Elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yine övücü sözler söylenmişti. Şimdi aynı manzarayı biz Diyarbakır'da
HDP Gençlik Kongresi'nde gördük, Olağanüstü Kongresi'nde. Bu manzaralar, ardı ardına yapılan bu kongrelerdeki tutum, fotoğraf bize ne anlatıyor? Bunu merak ediyorum ki bir taraftan HDP'nin kapatılma süreci devam ederken yaşanıyor. Ne dersiniz? Bu bir meydan okumadır. Bugün HDP Türk devletine karşı meydan okumakta, Türk milletine karşı meydan okumakta ve yargımıza meydan okumaktadır. Bakınız, HDP PKK ile iltisaplı mıdır, ilişkili midir diye tartışılırken peki HDP çıkıyor hem İstanbul İl Kongresi'nde hem de ardından Diyarbakır'da yaptığı Gençlik Kongresi'nde açık açık PKK marşları okuyor. Abdullah Öcalan'ın videolarını, görüntülerini, konuşmalarını Sinevizyon'dan yayınlıyor. Evet. PKK bayrakları açılıyor. Buralarda gözaltılar oluyor. Ve bu kongreler böyle genel merkezden habersiz yapılan kongreler değil. Diyarbakır Kongresi'nde HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da var. Yine HDP'nin milletvekilleri var. Ve orada çok açık bir şekilde biz PKK'yız diyorlar. HDP bağıra bağıra biz PKK'yız, HDP PKK'dır diyor. Bu bir meydan okumadır. Bu meydan okuma kuvvetini nereden alıyor? Bu meydan okuma kuvvetini işte Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan alıyor. PKK'ya karşı girişilen operasyonlara can siperhane göğüs gelen İmamoğlu aslında HDP'ye bu cesareti veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan alıyor. Sayın Meral Akşener'den alıyor. Yani HDP'ye bu cesareti veren Millet İttifakı'dır. Oralardan alıyorlar bu cesareti. HDP'nin biliyorsunuz kapatma davası devam ediyor şu anda. Ve artık son dönemece girilmiş durumda. Savcılık sözlü savunma için HDP'ye bir süre verecek. Savcılık sözlü açıklamasını yapacak. HDP sözlü savunmasını yapacak. Ardından Anayasa Mahkemesi karar verecek. Ve burada %99 bir ceza mı verilir? Çünkü burada sürecin de çok yavaş ilerlediğine dair Anayasa Mahkemesi'ne çok da böyle eleştiriler geliyor. Sayın Doğu Perinçek'ten de gelmişti, iktidar cephesinden, Sayın Bahçeli'den de eleştiriler gelmişti. Hem kapatılır mı bunu öğrenmek istiyorum, hem de Anayasa Mahkemesi'nin bu uzayan sürecini nasıl okumak gerekir? Sayın Er Yılmaz, yüzlerce kesinleşmiş mahkeme kararı var. Bakınız bir tane, on tane değil, yüzlerce kesinleşmiş mahkeme kararı var. Bu HDP'li yöneticilerin, milletvekillerinin PKK ile iltisaplı olduğunu gösteren yüzlerce karar var. Sadece bu Kobani ayaklanması iddianamesinde 37 ölüm var. 37 evet. Cana kıymışlar. Burada Anayasa Mahkemesi'nin kapatma dışında bir karar vermesi HDP'yi korumak anlamına gelir. İki ihtimal var biliyorsunuz. Ya kapatma kararı verecek ya da hazine yardımından mahrum bırakma kararı verecek. Hazine yardımından mahrum bırakma kararı vermesi HDP'yi korumak kanatları altına almak demektir. Bu kadar uzaması bile Türkiye'ye ne kadar büyük bir zarar veriyor. Görüyorsunuz eğer HDP çoktan kapatılmış olsaydı şehitlerimiz gelmeyecekti. HDP böyle basının önünde bize göz göre göre meydan okuyamayacak. Ancak bugün o HDP'nin rahatlıkla böyle siyasi mücadele ediyor olabilmesi, PKK propagandası yapması tamamıyla bu gecikmenin neticesindedir, nedeniyledir. Bizim tahminimiz %99 ihtimalle HDP'nin kapatılacağı yönündedir. Kapatılmazsa bu bir hukuk garabeti olur. Böyle bir karar kabul edilemez ve böyle bir karar ancak HDP'yi korumak anlamına gelir. Ancak biz yine de bu kararın doğru karar vereceğine yargımızın ve HDP'nin kapatılacağına inanıyoruz. Peki. Şimdi siyaset cephesinde, siyasette bu gelişmeler yaşanırken bir de bizim ekonomi gündemimiz var haliyle. Türkiye'nin en önemli gündem başlığı ekonomi. Ekonomi cephesinde de önemli başlıklar ve tartışmalar devam ediyor. Sizin de değerlendirmenizi almak istiyorum. 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir konuşma yaptı. Biz öncesinde sizinle ya bu dolar kotasyonları neden bu kadar yükseliyor diyorduk ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte Türk lirası değer kazanmaya başladı. Bir kurtuluş savaşı mücadelesi dedi ekonomide Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bugüne gelindiğinde 20 Aralık'tan itibaren nasıl değerlendirirsiniz? Bakınız ilk 20 Aralık açıklaması yapıldığı zaman hemen gözümüz şeyi gördü. Bu Millet İttifakı'nın televizyon kanallarını açtık, onlar ne tartışıyor diye baktık. Birdenbire moraller bozulmuş. Ekran karşısında 4-5 kişi sanki böyle bir ölüm haberi almışlar gibi yüzler düşmüş durumda. Tartışıyorlar ama mümkün değil. Göreceksiniz yarın dolar yine 17-18 olacak evet. dedi. Hatta İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı çıktı. Yarın bütün vatandaşlarımız dolar alsınlar, para kaybetmesinler dedi. Vatandaşlarımızın %18-20 tekrar para kaybetmelerine neden oldu bu açıklamalar. Beklenti şuydu, işte bu geçici bir durumdur. Hızla dolar yükselecektir. Oysa bakıyorsunuz bugün dolar fiyatlarındaki o düşüş devam ediyor. Yani dolarda onların beklediği anlamda bir
artış vesaire yok. Dolayısıyla çok başarılı bir hareket oldu. Aslında Vatan Partisi'nin yıllardır önerdiğidir, şeydir bu. Yani Türkiye'deki döviz kuru, Türk lirasının değeri para babalarına, yabancı manipülatörlere, Türkiye'deki faiz lobisine bırakılamaz. Merkez Bankası'nın Türkiye'deki döviz kuruna müdahale etmesi, Türkiye'deki döviz kurunu Merkez Bankası'nın belirlemesi gerekir diyorduk biz buna. Ve alınan kararlar aslında kur korumalı sistem diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kararlar, Vatan Partisi'nin yıllardır savunduğu Türk lirasının değerinin Merkez Bankası tarafından belirlenmesi gerektiği politikasına uygundur. Bugün ne oluyor? Merkez Bankası saat 11'de dolar kuru açıklıyor ve herkes o dolar kuruna göre Evet. hareket ediyor. Piyasaları 11'deki açıklama belirliyor. İşte bizim söylediğimizin de özü esası buydu. Tabii bu tek başına yeterli değil. Bunun bir üretim devrimiyle desteklenmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı üretime, istihdama dayalı diye ifade ediyor. İhracat ağırlıklı diye tanımlıyor bunu AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı. Fakat biz bunu ihracat ağırlıklı değil, çünkü ihracatın içerisinde önemli bir ithal girdi vardır. İhracatın %70-80'lik payı da ithalat. Dolayısıyla ihracat ağırlıklı dediğimizde ithalatı da biz maalesef burada arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla biz istihdam, üretim ve hakça paylaşım diyoruz. Bu esaslara dayalı bir üretim devriminin gerçekleştirilmesi gerekir. Türkiye'nin girdiği ekonomik yol olumludur. Bunun için yeni adımlar, ek adımlar atılması gerekir. En önemli adımlardan biri de hızla şu anda çiftçimize destek verilmesidir. Çiftçimize verilen desteğin hızla belirlenmesi ve açıklanması gerekir. Bir, Türkiye açısından gıda güvenliği hayati durumda. Biliyorsunuz önümüzde Çok. dünya çapında bir kıtlık tehlikesi var. Tahılla ilgili özellikle bir kıtlık sorunundan bahsediyor bilim insanlarımız, ziraatçılarımız. Bu yüzden Türkiye'nin bu gıda güvenliği, milletimizin sofralarının güvenliğini sağlamak da hükümetin görevidir. Ziraat için hızla bir program açıklanması, ziraatçımız için hızla destek paketinin açıklanması gerekir. Girdi maliyetleri biliyorsunuz dövizle belirlendiği için önemli ölçüde mazottur, gübredir, yine tarım ilacıdır gibi, tohum gibi maliyetler. Bu maliyetlerin devlet tarafından üstlenilmesi gerekir. Burada ziraat girdilerinde, yani gübrede, tarım ilacında, tohumda, hatta çiftçiye verilen elektrikte ve mazotta kar amacı güdülemez. Tam tersine zarar edilebilir. Bunlar maliyetinin de altına verilebilir. Ancak bu şekilde Türkiye'deki gıda güvenliği sağlanır ve bu Türkiye'deki üretime de büyük katkısı olur durumun. Evet, tabii bir taraftan enflasyonun da aşağı inmesi gerekiyor. Enflasyonla mücadele de devam ediyor. Herkes o fiyatları bekliyor. Çok çeşitli çağrılar var iş dünyasından, sendikalardan, hükümet cephesinden, yine siyasi isimlerden çağrılar da devam ediyor. Fiyatlara yansısın diye. Sadece gıda fiyatları değil, Sayın Erdoğan üstüne basa basa söyledi. Konut fiyatına, ikinci el araca dahi indirimlerin gelmesini söyledi. Bakalım 2022 yılında nasıl bir yıl olacak. Ocak ayında bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz ama son olarak mesajınızı da 2022 yılı için bir almak isterim. Sayın Üsküp'te. Türkiye, biz aslında yıllardır bahsediyoruz, önemli bir yol ayrımında ve bu yol ayrımında hızla Türkiye bağımsız, başı dik, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olma yoluna girmiş bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde aldığımız bu ekonomik kurtuluş savaşı kararı, kur korumalı döviz korumalı sistem kararı da aynı şekilde aynı yolu göstermektedir. Türkiye'nin bugün artık Atlantik'ten koptuğunu, kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir ülke olmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki yıl iyice hızlanacaktır bu. 2022 yılında göreceksiniz adım adım Türkiye'de o bahsettiğimiz dolar saltanatının yıkıldığını, üretim devrimi açısından da önemli adımlar atıldığını göreceğiz. Peki. Sayın Üsküp'te çok teşekkür ederiz. Gün ortasına katıldığınız için ve katkılarınız için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. İyi çalışmalar efendim. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü bizlerle birlikte olduğu için siyasete bir pencere açtık. Şimdi haberlerle devam edeceğiz.